Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çift forveti ve teknik direktörünü değerlendirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yumuşamasının sebebi, sonucu ve neden Erdoğan bu yumuşamayı istiyor kısmını Cem Toker'e soracağım. Sözü yarım kalmıştı. Şimdi hocam 31 Mart'ta bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şey Erdoğan'ın başına geldi. Çünkü Erdoğan'ın bence Türk milletine anlatacağı hikaye bitti, vaat bitti. Erdoğan inandırıcılığını kaybetti. Yani 20 sene bu işi böyle götürdü. Türk milleti evet gereğinden fazla kredi açtı Erdoğan'a. Onun karşısında bir de çok zayıf bir rakip vardı yıllarca. Kemal Kılıçdaroğlu kağıtlarını doğru oynayamayan bir muhalefet vardı. Erdoğan bunu kullandı. Fakat son ekonomik kriz, yani hikaye bitti derken şunu demek istiyorum. Hatırlayın, bunca seçimi neyle kazandı Erdoğan? İşte 2023 hedefleri. Yok Ay'a gidiyoruz, araba yollarda, uçak göklerde. 25 bin dolar milli gelir, millet bahçesi, işte orada otlarında yuvarlanacağız, millet kıraathaneleri falan filan şeyde Karadeniz'de gaz gabarda petrol zenginlikten kendimizden geçeceğiz. Dünyanın büyük bir şey olduk, bölgesel güç olduk, küresel güç olduk falan. Baktı ki millet öyle bir şey yok. Üstelik her geçen günde fakirleşiyor. Yani Türkiye'nin yeni yüzyılı buysa abi ben almayayım. Geçen yüzyıl daha refah içinde yaşıyordum diyen bir seçmen kitlesi vardı. Şimdi Erdoğan burada kaybedince tipik konjonktüre göre pozisyon alma. Erdoğan'ın en büyük özelliği o. Dış politikada da iç politikada da. İşine geldiği zaman yumuşar konjonktüre göre. İşine geldiği zaman sertleşir. Aynı Sisi ile yaptığı gibi. Aynı Miçotakis'e yaptığı gibi. Benim için Miçotakis diye kimse yoktur diyor. Ondan sonra Atina'ya ayağına gidiyor. Sisi'ye işte darbeci, alçak diyor. Kahire'ye ayağına gidiyor. Prens Selman'a eli kanlı katil diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbenin finansörü alçaklar diyor. Ama konjonktür değişiyor. Gerektiğinde oraya gidiyor. Erdoğan'ın bir başka özelliği kullanıp atması. Konjonktüre göre, ihtiyaca göre. Kimleri kullandı attı? Avrupa Birliği'nin saftoriklerini 2002'de. Aa bu adam reformist, demokrat falan dediler. Ondan sonra baktılar öyle bir durum yok. Ardından işte Türkiye'nin saf liberallerini, romantik solcularını kullandı. 2010 referandumunda evet oyu alabilmek için. Onu tatlandırdı o paketi. Herkesten destek alabilmek için. İşte cemaati belli bir süre kullandı. Ondan sonra cemaatten baktı, ihanet gördü. Hadi yolları ayırdım dedi. Ne bileyim çözüm sürecinde şeyi kullandı. Kürtleri kullandı. Ondan sonra baktı olmuyor, hadi yallah. Parti başkanını içeri attı. Yani konjonktürel. Bu yumuşanın sonu.